Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bugün Angry Birds 2'ye başlayacağız. Normalde bir seride yani aksilik çıkmıştı arkadaşlar ama o aksiliği düzelttim arkadaşlar. İnternet istiyordu, sadece oyunun girişinde istiyordu. Çünkü arkadaşlar videoyu beğenirseniz like, abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere internet istediği için çekememiştim arkadaşlar. Oyun buydu. Angry Birds 2'yi çekememiştim internetten dolayı. Ama sadece oyunun girişinde internet istiyormuş arkadaşlar. Ben de bir denedim arkadaşlar. Yani deneyin dedim. Bunu nereden öğrendim diye soracak olsun. Bir deneyin dedim. Sadece oyunun girişinde internet istiyor ama oyun için ben birkaç bölüm oynadım. Ama tabii sildim sizde. Yani tekrar sizde en baştan oynamak için sildim. Birkaç bölüm ilerledim. İnternet olmadan oynanabiliyor arkadaşlar. Ve bu seriydi yani. Diğer seri arkadaşlar artık aksilik çıktığı için bu oyunu oynayamamıştık. İlk bölümü bu arada geçtik. İşte aksilik çıktığı için oynayamamıştık. Buydu yani arkadaşlar. Aksiliği düzelttik. Yani bu seriye başladık zaten şu an görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, yumurtalarımızı çaldı o boss. Oyun arkadaşlar sonuna kadar oynamayacağım çünkü 200'den fazla bölüm var. Bu boss, boss sürekli tekrarlanıyor. Bu boss yendikten sonra yaşlı domuz boss'u yapacağız. Yani yeneceğiz, ondan sonra kral boss ve tekrardan bu şef domuza, yani bu boss'a dövüşeceğiz. En son oyunun en sonunda bir mor bir kuş var arkadaşlar, boss. Ama ona kadar gideceğimi düşünmüyorum ve arkadaşlar şu sağ üstte, en üstte bakın böyle kart var zaten şu an gördünüz. Şu sağ üstte arkadaşlar böyle bir imle var. Yani en sağ üstte arkadaşlar bir bar var. O bar arkadaşlar siz mesela ben bu kuşu attım ya arkadaşlar. Ben bu kuşu attığımda o sağdaki bar dolarsa o kartı bana geri veriyor. Yani attığımız kuşu tekrardan oynayabiliyoruz. Tekrardan atabiliyoruz. O bar dolarsa, o da dolmazsa tekrardan onu oynayamıyoruz. Evet, bir kuş anahtarı kazandık. Şimdi çok güzel olmuş arkadaşlar. Normal önceki oyunlar, yani Angry Birds'in ilk oyunlarında bize böyle sıra sıra veriyordu. Burada istediğimiz kuşu açabiliyoruz. Arkadaşlar ben bomba kuş açacağım. Çünkü bomba kuş benim en sevdiğim ve en çok bence yararlı olan kuş bana göre. Bakalım. İşte arkadaşlar o aksiliği düzelttik yani. Bundan önceki bölümde işte aksilik çıkan oyun buydu. Çekemeyeceğiz dedim ama çekiyoruz yani. Evet arkadaşlar zaten biliyorsunuz ekrana bastığınızda o kuşun, yani attığınız kuşun özelliği aktif hale geliyor. Bu kırmızı kuş arkadaşlar yani oyunun ilk şeyinde seviyelerinde hiçbir işe yaramıyordu. Yani ilk oyunlarında hiçbir işe yaramıyordu. Sadece vuruyordu, engelle vuruyordu. Artık yeni özellikle böyle radar dalgaları, böyle ses dalgaları yayıyor. Ve bakın şöyle o da işte engelleri, iş düşmanları itiyor. Güzel olmuş. Bakın mesela sağ üstteki barda oldu ve o kartı tekrardan bana geri verdi. Arkadaşlar bu oyun gerçekten çok güzel. Uzun zamandır başlamayı düşünüyordum. En son Renet videomuzda başlamayı düşünüyordum. O videoyu çektikten sonra başlamayı düşünmüştüm. Çünkü neden? Çekecek bir seri kalmamış yani. Renet Recik bitmişti. O yüzden. İşte arkadaşlar benim dediğim gibi ekstra kart kazanmak için yani attığımız kuşun attığınız kuşu tekrardan kullanabilmeniz için o ekstra kart dediği olay. İki bölüm oluyor. Bir bölümde iki tane nasıl diyeyim? Captor oluyor. En az. Sonraki bölümlerde 4-5 tane oluyor. Tabii ben önceden oynamıştım bu oyunu. Bu bölümde arkadaşlar boss'a gideceğiz. Yani o kesin. Ona kesin diyebilirim. İşte iki tane mesela bir bölüm giriyorsunuz. İki capture oynuyorsunuz ve kuşları bayağı iyi kullanmanız gerekiyor. Yoksa bitince zaten bütün kuşlarınız bitince bölümü kaybediyorsunuz direkt. Ha bir de öyle bir olay var arkadaşlar. Yani istediğiniz kuşu atabiliyorsunuz. Yani illa mesela ilk kırmızı kuşu sonra bomba kuşu atmak zorunda değilsiniz. Hatta şimdi size göstereyim.
Bakın gördüğünüz gibi istediğim kuşu atabiliyorum. O da gerçekten güzel bir özellik olmuş. Yani ben belki farklı bir strateji yapıp farklı bir kuş atacağım yani. O yüzden onu o böyle bir şey yapmaları gerçekten güzel olmuş ki bence getirmeleri zaten lazımdı. Burada seviye arttırıyoruz arkadaşlar. Bu seviye olunca ne oluyordu bilmiyorum yani. Seviye yükseldi diyor ama ne işe yarıyor bilmiyorum yani. Neyse arkadaşlar biz girelim. Savaşta can varlığımız vardı 5 ya da 6'dan. Onlar bitince herhalde bir süre beklememiz gerekiyor. Oyunu tekrar oynamamız için. Oynayabilmemiz için. Şimdi arkadaşlar boss'a kapışıyoruz. Şu sandıkları topladıkça işte farklı farklı itemler veriyor bize. Yaptığım şey harbi kötüydü ama o en son domuzu da sağ alttaki küçük domuzu da taş vurdu kafasına. Ve arkadaşlar boss geldi. Bu boss'u yenmek ilk başta kolay tabii. Boss ol aklını kullan diyor. Bize. Gördüğünüz gibi zaten boss'a tek attık. Yani tek kuşla boss'un işini bitirdik. Ve gördüğünüz gibi bölümler kolaylıkla geçiriyor yani. İşte böyle inciler falan bir sürü şey var. Bu kıyafetlerin ne işe yaradığını bilmiyorum ama. Bak şimdi yaşlı domuza geçtik yani. Sıra onda. Arkadaşlar hiç şey mağazaya falan girmeyeceğim. O sol altta böyle retry butonu gibi bir şey var. O bölümü tekrar oynamamız için değil de mağazaya götürüyor bizi. Ve orada ne var? Ha bunu patlatırsak arkadaşlar direkt ekstra kart veriyor bize. O yüzden önemli bir şey bu. Böyle işte direkt geçebiliyorsunuz. Yani orada beklemenize gerek yok. Direkt bütün domuzları öldürdüyseniz direkt ileri sarıp bölümü geçebiliyorsunuz. Zaten bu bölümler kolay yani. Yani ilk bölümde bayağı ilerledik yani. Hani 5-6 bölüm ilerledik. Bakın mesela şu an ekstra kartı dolduramadık. Ah kaç Allah'tan ekstra kuş verdi. Ah kaç Allah'tan ekstra kart verdi yoksa bu bölümü geçemezdik biz. Ve arkadaşlar yine bu kuş açacağız. Bakalım hangisini açalım. Bu sefer o şişkoyu açalım arkadaşlar. Şu şişkoyu açacağım. Bu şişkonun özelliği ne diye soracak olursanız. Öküz olması yani nasıl diyeyim yani affedersiniz ama yani tank olması yani vurduğunuzda taşı her yeri kırıyor zaten şimdi gösterecek büyük ihtimal evet bakın mesela şuradan attığınızda bakın baksanıza yani taşları tahtaları falan değişiyor geçiyor yani bu da çok güzel bir kuş yani. Bir bölüm daha oynayalım ondan sonra zaten videomuzu bitiririz. Biraz zorla orayı geçtik ama sıkıntı yok tamam.
Bak buraya arkadaşlar şimdi bakın izleyin. Ekrana dokunduğunuzda bu şişman kuşun bir özelliği yok ekrana tıkladığınız ama hani zaten görüyorsunuz yani özelliği her yeri dağıtmak, yıkmak. Tamam arkadaşlar o zaman ilk bölümlük de bu kadar da gerek yok. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like tıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.